Uçağımızı sevdik, delikanlı. Dürüst, güvenilir. Hakkında araştırma yaptık. Bir tane kötü söz duymadık. Teveccühünüz efendim. Evet, iyi yetiştirdik onu. Maşallah. Emre Çetinoğlu. Buyurun benim. Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Nasıl ya? Ben mi? Evet, Emre Çetinoğlu sen değil misin? Benim de. Emre, neden götürmek istiyorlar seni? Bilmiyorum hayatım. Nasıl? Ya pardon memur bey, bir yanlış anlaşılma falan olmasın. Ya benim oğlumun ne işi olur karakolla? Lütfen zorluk çıkarmayın. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Buyurun gidelim. Tamam. Gidelim. Bir dakika memur bey. Ben emekli müsteşarım. Yani benim öyle torunumu tutup hiçbir sebep yokken karakola götüremezsiniz. Emre Çetinoğlu dolandırıcılık suçundan gözaltına alınacak. Ne? Ne oluyor ya? Ne dolandırıcılık? Ya yok. Emre ne diyorlar? Bilmiyorum anneciğim, ben öyle bir şey yapmadım tabii ki. Böyle kelepçe var. Sakin ol. Geliyorum. Bir dakika ne? Ne dolandırıcılık nereden çıkıyor ya? Kulüp bir şeyler yapalım. Mutlaka bir hata var bu işte. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz. Tamam sakin ol, gidiyoruz zaten. Baba, Rıza Bey ve Sultan Hanım'la ilgilenirsin sen değil mi? Tamam damat. Yalnız ne oldu bitti bana da haber ver. Ben de sizinle geleceğim. Simay, otur oturduğun yerde. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Sultanım kusura bakmayın. Mutlaka bir yanlışlık var bu olayda. Biz çözeceğiz mutlaka. Etme Meltem Hanımcığım. Ne yanlışlığı? Yaka paça götürdü uşağınızı polis. Dolandırıcılık etmiş tamam. Sultan Hanım, benim oğlum öyle şeyler yapmaz. Gidelim Meltem. Uy başımıza gelin. Kızımız kimlerle görüşmüş de haberimiz yokmuş. Bak deme öyle. Beni zıvanadan çıkarma. Herkes bize bakıyor. Sultan Hanım, kol kırılır, yen içinde kalır. Da. Ne demeye yazıyorum ki Rıza Bey? Ne demeye yazıyorum ki? Her şey ortada zaten. Polis herkesin gözü önünde aldı götürdü aşağıda. Bak Kemal Bey amici. Ha bu durumdan hiç haz etmedik. Bizim böyle olaylara karışan birine verecek kızımız yok. Anası babası gitti. Ha bunu sen bil. Ya bakın şimdi Rıza Bey. Bu bir yanlış anlaşılmadır. Yani lütfen. Öyle benim torunuma da bazı yakıştırmaları yapmayın yani. Ya baba. Emre öyle biri değil ki. Niye biz burada duruyoruz? Hadi kalkın gidelim bir şey yapalım. Bak biz eve gidiyoruz şimdi. Sen de bizden geliyorsun. Gelmiyorum sizden. Bak. Gelmeyeceğim sizden. Hey gideceğim Emre'nin yanına. Ay bu aldım. Ya sen mi ben mi ana? Ya bir dakika bakın isterseniz bize gidin. Ben size bir çay kahve ikram edeyim. O zamana kadar da zaten Meltem'le Haluk Emre'yi alıp gelirler. Gerek yok Kemal Bey amca. Sağ olasın. Hadi kalkın gidiyorum. Ya baba. Simay kalk dedim gidiyorum Sultan sende. Oy yediniz beni baba kız yediniz beni. Başımıza gelmeyen kalmadı. Rezil olduk ellerle mi? Ya ana sen daha iki dakikada ettin Emre'yi kaybana he. Dolandırıcı uşağı damat diye evimizi alacaktık az kalsın. Oy. Sultan Hanım rica edeceğim yani benim torunuma da öyle dolandırıcı falan demeyin yani. Ben demedim ki polis dedi. Sus Sultan Hanım sus. Hadi kalkın. İki tane aslanlar gibi uşaklarım var. Bir kere kapımıza polis gelmedi. Demek ki yetiştirme tarzıyla ne? Sultan Hanım tamam uzatma artık. İyi akşamlar Kemal Bey amca. İyi akşamlar. Hadi valla hadi. Delirttiniz beni delirttiniz. Boğaldım sizin yüzünüzü. Hadi yürü gidin. Düşün. Hadi hadi yürü. Senin oğlun kim hanımefendi? Emre Çetinoğlu. Biz annesiyle babasıyız. Ha, Emre Çetinoğlu şu an efendisi alınıyor. Peki biz görebilecek miyiz herhalde? Tutmazsınız değil mi bütün gece? Yani ifadesi alındıktan sonra gidebiliriz değil mi? Orasını savcı karar verecek. Savcı bey gelene kadar da nezarethanede kalacak. Peki savcı bey ne zaman gelir? Ben nereden bileyim? Siz şöyle oturun. Bekleyin. Ben oturuyorum. Şirketin hesap bilgileri ne zaman geçti? Birkaç gün önce.
Nasıl buldun? Birinden yardım mı aldın? Bakın ben hırsız falan değilim. Bu tamamen bir iftira. Ben şirketin parasını falan çalmadım. Hesap bilgileri ortada. Bari yolsuzluk yapmışsın. Gel işimizi zorlaştırmadan açık açık her şeyi anlatayım. Memur bey bakın ben para bul işlerinden anlamam. Zaten görev tanımında da yok bu. Beni bu işe Arda Bey soktu. Arda Bey'in de ifadesini alacağız. Merak etme. Peki beni burada daha ne kadar tutacaksınız? Orası daha belli değil. Savcı Bey de ifadeni alacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.